Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çift kat ile hazırlayabileceğiniz sütlü lavaş tarifimle geldim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık harika bir lavaş tarifi. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için öncelikle 2 su bardağı ılık sütümü yoğurma kabımın içerisine boşaltıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Biraz su batulamla karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi eklemeye başlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin ununun markasına ve kalitesine göre ununuzun miktarı değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu gördüğünüz gibi toparlamaya başlıyorum. Spatulamla önce biraz toparladıktan sonra hamur yoğunlaştıktan sonra içerisinden spatulamı çıkartacağım ve hamurumu ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olacak. E, tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamuru çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Şimdi hamurumu masama alıyorum. Masamda da yaklaşık bir 4-5 dakika kadar yoğuracağım. Hamurumuz ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurulması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamuru yeteri kadar yoğurdum. Şimdi bir hamur kartıyla hamurumu öncelikle iki parçaya ayırıyorum. Ondan sonra hamurumu silindir bir kıvama getirdikten sonra, silindir şekline getirdikten sonra. Kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayıracağım. Ve daha sonra bezeleri ayıracağım. Toplamda 20 tane beze elde ettim ama sizlerin tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Benim tavam çok büyük olmadığı için ben 20 tane beze bezeleri ayırdım. Siz dilerseniz bu sayıları azaltabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi hamurlarımı bezeledim. 20 tane eşit beze elde ettim. Şimdi her bir bezelediğim hamurları çay tabağı büyüklüğünde gördüğünüz gibi açmaya başlıyorum. Biraz hafif hamurumu ve masamı unladım. Merdane yardımıyla çay tabağı veya ondan biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum ve kenara alıyorum. Tüm bezelediğim hamurları videoda da görüldüğü gibi çay tabağı büyüklüğünde açmaya devam edeceğim. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlara kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilir, kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Tüm hamur işlemlerimi açtıktan tamamladıktan sonra şimdi de hamurlarımın yarısına gelecek şekilde fırça yardımıyla sıvı yağ süreceğim. Ben lavaşlarımı iki kat şeklinde yapacağım ama siz dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz. 3 erli, 4 erli, erli, veya 6 şarlı olarak yapabilirsiniz. Videoda da görüldüğü gibi yağ sürmediğim hamurların üstüne yağ sürdüğüm hamurları, Üzerlerine ekliyorum ve tüm hamurlarımı bu şekilde e, tamamlayacağım. Tüm hamurlarımın yarısını yağladıktan sonra ve üzerine e, kapattıktan sonra şimdi videoda görüldüğü gibi üzerlerine hafif baskı uyguluyorum oklavayla. Dilerseniz bu kısmı oklava ile e, merdane ile de yapabilirsiniz. Oklavamla biraz açıyorum ve kenara alacağım ve diğer hamurlarıma da aynı şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi dilerseniz e, çifter değil de daha fazla katlı olarak da lavaşlarınızı hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımın tamamını biraz büyüttükten sonra şimdi oklavamla Lavaş hamurlarımı tavamın büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum. Masamı ve hamurumu biraz unladım. Bu şekilde açtıktan sonra tamamını pişirme işlemine başlıyorum. Pişirme işleminde tavamın e, tamamen ısınmış olduğundan emin olduktan sonra lavaşlarımı teker teker tavama alacağım. Lavaşlarımın üzeri birazcık kabardıktan sonra gördüğünüz gibi diğer tarafına çeviriyorum. Ocağımı orta ateşe ayarladım. Lavaşlarınızı pişirirken ocağınızın başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha güzel lavaşlar elde edersiniz. Çevirme işlemini birkaç sefer gördüğünüz gibi tekrarlıyorum. Dediğim gibi ocağınızın ısısını ne çok kısık ne de çok yüksek ateşe verin. O şekilde iki şekilde de hamurlarınız sertleşecek ve kuruyacaktır. Orta ateşte kontrollü bir şekilde ara ara ocağınızın altını yükseltebilirsiniz. Lavaş yaparken en önemli püf noktalardan birisi hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi ocağınızın başından ayrılmayarak kontrollü bir şekilde orta ateşte lavaşlarınızı pişirmeniz gerekiyor. Videolarımda yapmış olduğum tüm tariflerde sizleri elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere dönüş sağlarım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Pişen lavaşlarımı teker teker temiz bir bezin içerisine veya sofra bezinin içerisine koyarak o şekilde muhafaza ediyorum. Kendi ısısında daha e, yumuşacık ve e, pamuk gibi oluyorlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. E, lavaşlarınız da kurumamış olur. Dilerseniz ölçü miktarını da artırabilirsiniz. Buzluğunuzda e, muhafaza edebilir. Zamanı geldiğinde de kullanabilirsiniz. Dürüm olarak sabah kahvaltılarınızda yemeğinizin yanında e, kullanabilirsiniz tüm lavaşlarımı gördüğünüz gibi Tavamda pişirdim ve şimdi de servis aşamasına geçiyorum şimdi gördüğünüz gibi lavaşlarımın içerisinde de gayet güzel bir şekilde pişti kolay bir şekilde de ayrılıyor gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık oldular Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Dediğim gibi ben ikişerli katlı olarak yaptım. Siz dilerseniz bu katları arttırabilirsiniz. Dürümlük olarak yemeklerinizi yanına çok kolay bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki farklı lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.